Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz Bitmeden programında son günlerde bir türlü düşmeyen dolar ve Merkez Bankası'na Erdoğan'ın söylemiş olduğu siyasi baskı mı yoksa yerinde müdahale mi, bunları konuşacağız. Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana gündem konularından bir tanesi de ekonomi ve faiz politikalarını oluşturdu. Erdoğan pazartesi günkü yapılan toplantıda Merkez Bankası faizi indirmediği için kamu bankaları da faizi indirmiyor. Bankalar da indirmiyor. Merkez Bankası bunu savunmadığı için. Oysa ki kamu bankaları faizi indirebilir eleştirisini getirdi. Yine Babacan'ın doların artış seyrinin sadece Türkiye değil, çünkü Ali Babacan bu konuda epeyce eleştiriliyor biliyorsunuz, dünya konjonktürüyle ilgili olduğunu, dolayısıyla Türk lirasının euro karşısında değer kaybetmediğini ve diğer ülkelerde de doların artış seyri tablosunu Bakanlar Kurulu toplantısında ortaya koyduğu bilgileri kamuoyuna yansıttı, medyaya yansıyan bilgiler arasında. Bütün bunlar, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçekten bir kişisel eleştiri ve baskı mı, yoksa yerinde bir söylem mi? Dolar neden yükseliyor? 27 ülkede de doların yükselirken orada %6, Türkiye'de %11 olmasının sebepleri nedir? Bunları konuşacağız. Kiminle? Profesör Doktor Erdal Tanas Taragöl ve ekonomi yazarı İbrahim Karagül, Kahveci, pardon, çok özür diliyorum. Bir anda Karagöl ve Karagül diye bu kadar yakın arkadaşlık. Evet, yakın arkadaşlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yaklaşık 15 gündür değil mi dolarla ilgili bu açıklamalar devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle doların artışı ve Merkez Bankası'nın faizi indirmemesiyle alakalı oldukça sert açıklamaları var. Türkiye'de ciddi anlamda dolarda bir yükseliş var ve bir türlü bitmiyor, yani dinmiyor bu ateş. Ama 27 ülkede de doların artış seyrinde bir yükselme var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Evet. Türkiye'de bu kadar yüksek olmasının sebebi gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri mi, yoksa dış faktörler mi var? Ne tetikliyor? Evet. Sizden başlayalım. Evet, başlarım. Yani şimdi genel trende bakıldığında, özellikle de işte Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi, hani 17 Mart'taki toplantıda da yani yalnız TL bazında değil, yani dünyanın bahsettiğiniz birçok para birimleri bir şekilde değer kaybediyor. Bunlar işte mesela Euro, işte Brezilya'daki para birimi ya da Hindistan'daki, yani birçok ülkede farklı bile olsa bu değer kaybı var. Yani fakat bizim değer kaybımız tabii, yani küresel, ben hani en çok küresel trende bağlıyorum. Çünkü yani bu söylemler daha önce de vardı. Yani bu özellikle hani Türkiye ekonomisiyle ilgili göstergelere baktığımızda yani bu doların değer artışı ya da TL'nin kaybı belki hani iç faktörlerle de açıklanabilir, ama şu andaki bizim faktörlere baktığımızda, yani değişkenlere baktığımızda, hani borç yüküne bakıldığında, bütçe açıklarına bakıldığında, hani doları tetikleyecek hani yüksek miktarlardaki mesela borç yükü, borç ödenmesi, bir şekilde hani bunların ödenmesi gerektiği konusundaki beklenti dolar kurunu yükseltebilir. Ama şu anda öyle bir durum var mı? Yok. Hani bizim iç değişkenlerimizle, faktörlerimizle ya da hani bizim iç dengelerimizle çok fazla bunu açıklayamayız. Ama ben ağırlıklı olarak tabii bu küresel bir trend var. Küresel ekonomik koşullar, Amerika Merkez Bankası'nın bundan sonraki atacağı adımlar çok önemli bu süreçte. Bir şekilde de hani bu sürecin böyle tamamlanacağı beklentisi, bunun özellikle de hani faiz artırımı yapacağı tarihe kadar bu oynaklık bir şekilde devam edecektir. Biz daha önce mesela bu tahvil alımı konusunda da Amerika Merkez Bankası bir şekilde, yani bu kadar inanılmaz bir parasal genişleme yaptı küresel ekonomik kriz sonrasında. Bunun sonu gelecekti, geldi. Yani hani bugün mü yarın mı, ne olacak, ekonomiler neler olacak, bu belli bir noktadan sonra fiyatlanıyor. Hani bu adaptasyon sağlanıyor. Burada da aynı şekilde
bu adaptasyon belki hani bazı ülkelerde çok böyle şok bir etkisi yapabilir, bazı ülkelerde çok daha hafif olabilir. Bizim iç dengelerimizde problem olmadığına göre bir şekilde herhalde bunu biz daha rahat bir şekilde bunu götürmeye çalışacağız. Çünkü hani bizi rahatsız eden bir durum yok. Yani mesela bunu Avrupa'nın birçok ülkesine, AB ülkelerine bakıldığında, Euro bölgesine bakıldığında Euro'daki değer kaybı bizden daha fazla. Euro'daki ekonomik koşullar, borç stok oranı, yani hem ülke bazında genel olarak Euro bölgesinde gerçekten çok yüksek. Hani bunların daha yani bu süreci daha belki ağır hissetmesi lazım. Hani oralarda belki ekonomik şoklar birçok faktörü etkileyebilir. Siyasi anlamda birçok dengeleri değiştirmesi gerekirken, yani doların bu kadar yükselmesi bizde bir anda öyle, yani siyasi istikrarsızlıktan seçim sürecine girdik, ne oluyor, ne bitiyor, hani bu kadar böyle ölüm kalım savaşı gibi sunulması da çok, hani Türkiye'nin şu andaki dengeleri açısından Türkiye büyük bir haksızlık olarak almak gerekiyor. Peki İbrahim Kahveci, ne düşünüyorsun? Sadece Cumhurbaşkanı'nın söylemi ve Merkez Bankası'nın faiz konusunda eleştirmesi doları bu kadar yükseltir mi? Yoksa bunun arka planında başka şeyler mi oluyor? Aklıma Elif Hanım, öncelikle ekonomi konusundaki bu kadar çalışmanız için tebrik ederim. Soy isminizi yanlış söyledim ama umarım dersime iyi çalıştığım için bunu affettirebilirim. Şeyi bakalım, ben ekonomiye sadece parasal dengeler üzerinden bakmıyorum. Aynı zamanda siyasal dengeler üzerinden bakıyorum. Mesela şeyi hatırlayalım. Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman Avrupa Birliği ve Amerika bir açıklamada bulundular. Dediler ki biz Rusya'ya karşı silahlı mücadele yapmayacağız. Ekonomik mücadele yapacağız. Ekonomiyle, yani evet. Rusya silahla saldıracak, Avrupa Birliği ve Amerika ekonomiyle mücadele edecek Rusya'ya karşı. Ve ettiler. Ve Rusya'da şu anda bütün dengeler neredeyse alt üst olmuş durumda. Yani Amerika ve Avrupa Rusya'ya karşı tank, top, uçak falan kullansaydı herhalde Rusya'ya bu kadar zarar vermezdi. Rusya'da hala dengeler, ekonomik dengeler, halkın refah düzeyi çok daha bozuk durumda. Şimdi bunun karşılığında ben Türkiye'de bakış açımda biraz şöyle düşünüyorum. Türkiye'de uzun yıllar uygulanan ekonomik modelde gelen para, yabancı para, yani ki yaklaşık 2003 yılından bu yana Türkiye'ye 450 milyar dolar civarında yabancı para gelmiş. 450 milyar dolar. Yani bu para... Bu neyi gösteriyor? Bu Türkiye'ye güveni de gösteriyor. Bir kısmı işte 120 milyar dolar civarındaki doğrudan yatırım. Bu ciddi şekilde Türkiye'ye güveni gösteriyor. İşte hisse senetlerine gelen yatırım, iç borçlanma senetlerine gelen yatırım. Bu da Sayın Babacan'ın deyimiyle makul getiri sunmak zorundayız. Mesela biz bu cümleyi hiç tartışmadık. Bu çok önemli bir cümleydi. Yani yabancıya makul getiri vermek zorundaydık. Bunun anlamı şu: yabancı Türkiye'ye para getirirken yabancı yatırımcı, ama Türkiye'den parayı çıkarken gavur oluyor. Bu farklı bir şey. Yani biz parayı getirirken reel sektöre doğrudan yatırım olarak gelen paranın dışında önemli bir kısımda, yaklaşık 300 milyar dolara, 200 küsur milyar dolar civarında da borç olarak geldi. Finans kesimi ve reel kesimi, işte reel kesimin, şimdi biz dengeleri açıklarken hep kamu kesimi açıklıyoruz. Kamunun borcu yok, şuyu yok, buyu yok. Da özel sektörün durumu ne? Özel sektörün durumunu söyleyelim. 6,5 milyar dolar olan döviz açığı 183 milyar dolara çıktı. Özel sektörün. Zaten Türkiye 12 yıllık dönemde yaklaşık 67 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. Ama ben şeyi söylüyorum. Türkiye'nin yaptığı en büyük özelleştirme kamu mallarını satmak değil, kamu borcunu özelleştirmek oldu. Kamunun borcu düştü, özel sektörün borcu çıktı. Şimdi bu tabii özel sektörün borcu çıkarken bunun ağırlıklı kısmı da yurt dışından, bankacılık kesimi ve reel kesimin borçlanmasıyla beraber işte Türkiye'nin döviz pozisyonu, yani bütün ülkenin net döviz pozisyonu 110 milyar dolardan 435 milyar dolara çıktı açık pozisyonu. Yani bunun anlamı şu gösteriyor benim bakış açımda. Bize 10-12 yıldır çok ciddi para geldi. Biz bu parayı nerede kullandık? Bu soruyu sormamız lazım kendimize. Yani o para geldiği gibi bir gün gidişi değil, paranın geliş hızı da yavaşlayabilir. Biz buna hazırlandık mı?
Şimdi bunu şeyden ifade edeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi var ya, Cumhurbaşkanı diyor ya Merkez Bankası faiz indirsin, şey yapsın. Şimdi burada da farklı şey var da. Bu haklı bir söylem mi, bir siyasi müdahale mi? İşte nedir? Orada bir açıdan bunu söyleyeceğim. Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na görüşünü beyan etmesi bu kadar sorun olabilir mi? Bilmiyorum. Yani ekonomik işte dengeler Ukrayna, nasıldır? Ukrayna üzerinden bunu anlatıyorum. Yani eğer finans piyasaları, biz buna uzun yıllar bu ekranlarda Ülke TV sağ olsun burada çok anlattım bunu. Biz buna finansal vesayet sistemi veya ekonomik vesayet sistemi diyoruz. Biz dengelerimizi yabancı sermaye döviz girişine bu kadar bırakmayıp üretim ve istihdamı artırıcı, yani gelen parayı harcamaya değil de bankacılığa değil de tüketime değil de üretim ve istihdama kanalize edebilseydik bugün çok daha güçlü noktada olurdu. Üretim konusunda da artık Türkiye üretimi artıran bir ülke pozisyonda değil mi? Şimdi yani şu en son açıklanan reform paketleri vardı. İşte Başbakan tarafından açıklandı. Belki de yıllarca hani hep ertelediğimiz yani işte temel yapısal problemler nelerdi? İşte üretimle ilgili ithalatın azaltılması, hani yurt içinde bu malların üretilmesi. Yine belki de şu anda işte bu döviz problemini konuşuyoruz. İşte bizim nedir? İşte tasarruf eksikliğimiz var. Bir şekilde yabancı bu tasarrufa, yabancı paralara ihtiyacımız var. Hem yabancı yatırımcı anlamında. Tasarrufların artırılması konusunda işte belli eylem planı var. Diğer taraftan işte gelirlerin artırılması, kurumsal kapasitesinin artırılması, işte Ar-Ge anlamında işte gelen özellikle de gayri safi milli hasıla, hani üretimin milli gelirin artırılmasıyla beraber bu katma değerli ürün artırımı, dolayısıyla hem üretim artırılması hem ihracatın artırılması konusunda birçok eylem planı var. 25 tane reform paketi var. Belki bu, yani biz bunu yıllarca konuştuk. Hani neden neden yapılması gerektiğini konuştuk ve ilk defa bunlar hani uygulamaya geçildi. Şu anda belli eylemlerle ne yapılması yapılacağı konusunda güçlü yani bir irade de, siyasi irade de var. Bundan sonraki süreçte tabii esas olarak hani bu belki hani dünyanın belki birçok ülkesinde bu tür konular konuşulmuyor. Yani böyle faiz döviz ilişkisi içerisinde ekonomi, yani o kıskaca sokup yalnız sanki işte döviz faiz gibi bir değişken var. Dolayısıyla bunlar üzerinde ekonomi yönetimi yapılması gerektiği konusunda hani bu algının kırılması anlamında da Türkiye'nin bu yapısal reformları gerçekleştirdikten sonra daha böyle hani üretim nasıl artırılır, nasıl işte üretim yapabiliriz, daha çok hani teknolojik üretim ya da ürettiğimizi daha böyle teknolojik olarak ne kadar hani ihracat olarak gerçekleştirebilir konusunda ki biraz daha hani o alana mutlaka yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu anlamda da bunu yaparken de dediğimiz gibi yani işte yeterli miktarda kaynağa ihtiyacımız var. Tasarrufa, yatırıma ihtiyacımız var. İşte en büyük sıkıntı peki, da peki daha böyle evdeki işte ev hanımlarının ya da dışarıda, biraz dışarıdaki sokaktaki vatandaşın anlayabileceği tarzda faiz indirmesini, Cumhurbaşkanı neden faizin indirilmesi konusunda bu kadar ısrarcı davrandı? Merkez Bankası da neden inat etti? Yani bir çekişme gibi evet. Algılandı değil mi? Tabii yani orada bir, bir şey var. Bir o gerilimi tırmandırdı. Ama sonra 3 kere müdahale etti dövize Merkez Bankası, ama etkin bir müdahale olmadığı anlaşılıyor. Ta ki dün 8 saatlik bir görüşme var. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu görüşmesi var ve bugün tekrar bir görüşme var. Bugün durdu. Bugün durdu. Durdu. Neden? Şimdi. Haklı mı? Faiz indirimi mümkün mü? Şimdi, bana nasıl yansır? Şöyle ifade edin bir kere. Türkiye'nin yani yakın geçmişine baktığımız zaman Türkiye çok ciddi siyaset anlamında mesela çok büyük reformlar yaptı Türkiye. Hı hı. AK Parti hükümetleri siyasette, özgürlükte birçok insanın tahayyülünü edemeyeceği özgürlükler yaptı. Bugün Yusuf Ziya Cömert'in yazısı da Kafataş yalanları üzerine bir yazısı vardı. Mesela o yazının içerisinde eskiyi hatırlatan bazı bölümler vardı. İnanın insan onu okuyunca AK Parti'nin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu orada görüyor. Hı hı. İşte ikna odaları. Ya ikna odasında en medeni hak olan eğitim hakkı üniversitenin kapısına geliyor. İmam Hatip'in kapısına geliyor ve polis kapıdan zorla şeyi geri çeviriyor. Yani hı hı. Bunları düşündüğünüz zaman insanın tüyleri diken diken oluyor.
Ve o zaman bakıyoruz Türkiye'nin evet gerçekten tek şans, tek çıkış yolu var. Yani başka bir çıkış yolu yok Türkiye'nin siyasal partiler içerisinde. Başka hiçbir çıkış yolu yok. Bu siyasal değişim, mesela çözüm süreci bugün. Ya bugün alın, tek başına çözüm sürecini alın. Bir parti veya bir dönem için, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık dönem için bir parti için yeterlidir. Çözüm süreci bile tek başına yeterlidir. Ama tabii ki bunun karşısında biz şunu da söylüyoruz. Keşke siyasetteki bu başarılar, biraz önce Erdal Bey'in de söylediği gibi bol para döneminde, hani şeye de yansısaydı, daha fazla yansısaydı da. Şimdi mutfaktaki hanımefendinin veya sokaktaki vatandaşın anlayacağı ekonomideki sorunlar henüz yansımadı. Türkiye'ye 10 yıldır gelen, siyasal iktidarın bu gücüyle beraber gelen sermaye yine bir şekilde tüketim olarak verildi. Ekonomik yani perdenin önünde miyiz? Perdenin önünde, şimdi kısa vadede onu söylemiyorum. Uzun vadede perdenin önündeki vatandaşa baktığın zaman perdenin önündeki vatandaş dedi ki hiçbir sorun yok. Çünkü bakın 47 yaşında emekli oluyor. Asgari emekli ücreti çalışma ücretinden daha yüksek. Asgari ücretten yüksek asgari emekli ücreti. Avrupa'da 67 yani bizde 47 Avrupa'da 67. Şimdi ben sorumu tekrarlamak istiyorum. Daha net şöyle sorayım. Siz hemen mesela bir şey darbe, evet, direkt çünkü yani vaktimiz de kısa olduğu için. Şöyle mesela Türkiye'nin bir de darbe geçmişi var. Biz darbelerin bir siyasi yönünü anlatıyoruz, bir de ekonomik boyutunu anlatıyoruz. Yani ekonomiyi de zarara uğrattı derken mesela halk diyordu ki toplum bu ekonomide hani Türkiye'ye verilen zararın sadece devlete olan kısmını algılıyordu. Oysa değil. Hani evet, topluma da yansıması vardı. Bunun net bir şekilde ne oldu? Bu işte darbeler araştırma komisyonu burada daha ekonomik veriler çıkarttı ve dedi ki hayır sadece devletle ilgili, hükümetle yani devletle ilgili kısmı yok. Bunun her vatandaşın yani siyasetle uzaktan yakından alakası olmayan vatandaşın da cebine işte 4 kişilik aileye yansıyan kısmı kişi başına 4000 dolardı. Yani sizin cebinizden bu darbeler bunu çıkarttı. Eğer bu olsaydı olmasaydı size bu yansıyacaktı. Şimdi ben şunu soruyorum. Faiz indirin ısrarını Cumhurbaşkanı ısrarlı bir şekilde gündemde tutuyor. Bunun topluma, halka, vatandaşa faydası nedir? Yani neden bu kadar ısrarlı bir şekilde faiz düşürün evet, diyor? Tabii şimdi ne? Yani sebep evet, ne? Şimdi bu tartışmalar tabii yani bizim gibi ülkelerde önemli. Çünkü mümkün mü mesela faiz yani düşürmek? Şöyle mümkün. Niye olmasın? Yani bugün dünyanın belki en yüksek faizlerini uygulayan ülkelerden birisi Türkiye. Evet. Belki yani yapısal bazı problemleri var denilebilir. Fakat bizim gibi ülkelerin de büyümesi gerekiyor. Daha yüksek işte gayri safi milli hasılaya ulaşması gerek. Geçmişte yaşadıklarımız o darbe dönemleri yaşananlar bir şekilde ülke ekonomisi üzerinde çok inanılmaz tahribatlar meydana getirmiş. İşte siyasi istikrar olmamış, ekonomik istikrar olmamış. Sürekli olarak işte 15'e ben mesela doktorada borç çalıştım. 15 defa biz masaya oturmuşuz. Alacaklarla masaya oturmuşuz. Borcumuzu ödeyememişiz. Yani iflas etmemişiz ama alacaklarla borcumuzu bir şekilde takvimlendirmişiz. Yeniden yapılandırmışız. Bunlar ne yapmış? Bu tür olaylar, darbeler, girişimler sürekli olarak istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlık faizleri yükseltmiş. Daha yüksek faizlerle borç ödemişiz. Evet, IMF'li günler var. IMF'le masaya oturmuşuz. Yani 19 tane standby anlaşması yapmışız. Yani bu ne demek? Kısa dönemde borcunu ödeyemiyorsun. İşte kısa vadeli borçlar, maaşları bile ödeyemiyorsunuz. Dışarıda ne yapıyorsun? Borçlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ya yani bu ülkenin kredibilitesini, kredi notunu, ülke gelebilecek yabancı yatırım miktarını, ülke algısı, herkes bu şekilde yani esas gösterge de belki işte risk primi, ülkenin risk primi yükselince ne yapıyor? Daha yüksek faizlerle maalesef borçlanmanız gerekiyor. Öyle bir ülkesiniz ki sürekli olarak dışarıdan da borçlanmanız gerekiyor. Son yıllara baktığımızda yani, evet, yani 2002 sonrası dönemde işte hem kredibilite anlamda, ülke kredi notu anlamında, faizlerin düşmesi anlamda gerçekten önemli noktaya gelmiş. İşte enflasyon düşmüş, dolayısıyla ekonomik istikrar sağlamış. Bundan sonraki süreçte de
Yani son bu yüksek faize ihtiyaç yok mu diyor? Mesela işte şimdi 2008 sonrası ki döneme bakıldığında diyelim işte kişi başı gelir arttırmışız 10 bin civarlarına gelmişiz. Son birkaç yıldır işte 10-10 bin arasında geziyoruz. Hı-hı. Yani bu kurdan da olabilir ama esas olarak da işte yapısal problemler vardı. Büyüme rakamları düştü. Şu andaki hani faiz oranlarıyla insanların hani yatırım yapması gerçekten çok zor. Yani burada belki Merkez Bankası hani geçmiş dönemdeki yani birçok hatası vardır. Yani bunu kabullenmek lazım. Yani çok belki risk almadan ya da işte yüksek faiz dolayısıyla bunun maliyeti yüksek olmuştur. Ama aynı şekilde bizim işte kamu bankalarının bankacılık sistemi içerisindeki yerine de bakın. Gerçekten güçlü kamu bankaları var. Yani kamu bankaları bu konuda çok hani önemli adımlar atabilirdi. Belki şu anda yani bazı bankaların bir anlamda hani bu küçük, orta, büyük boy işletmelere verdikleri kredilere yani kolaylıklar bir anlamda çok önemli kolaylıklar sağlıyor. Hani üretim anlamında. Ama kamu bankalarının gerçekten bu süreçte yani mesela kullanılan kredi o maliyetleri yani işte 8 kaç şu anda yani inanılmaz 14-15'ten bahsediliyor. Yani bu yüksek faiz oranlarında çünkü nihai olarak tüketicinin kullandığı ya da işte yatırımcı kullandığı kredi maliyetlerle beraber düşündüğümüzde yüksek maliyetler oluşuyor. Evet. Ve bu maliyetlerle insanların üretim yapması gerçekten çok zor. Yani yalnız sermaye maliyeti bile hani üretimin düşmesi anlamda, büyümenin düşmesi anlamda gerçekten önemli bir faktör olarak bakmak lazım. Bu anlamda da merkez bankaları özellikle bizim gibi ülkelerde yalnız hani klasik anlamda fiyat istikrarını değil yani bugün Amerika Merkez Bankası'nın Avrupa'daki Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı işlere bakıldığında ya da ekonomiyle ilgisi, hükümetle ilgisi ya da hükümetle bu bankalar arasındaki koordinasyona bakıldığında yani bizim Merkez Bankası çok gerçekten aristokrat kalıyor yani bu anlamda bakıldığında. Biraz da yani bizim merkez bankalarının yani bunu da yani ülke koşullarında göz önünde bulundurarak çok daha yani ekonomi kurumları herhalde demek lazım. Ekonomi kurumları arasında hükümet ekonomi kurumları arasında yani iyi bir iletişimin, koordinasyonun, senkronizenin olması gerekiyor. Yani belki burada yeni bir şey başlatmak lazım. Bugünkü belki toplantı da bu anlamda hani yeni bir başlangıç olacağını kanaatindeyim. Evet. İbrahim Bey. Ben şöyle ifade edeyim. Tartışma, bugün tartışılan noktalarda ciddi eksiklikler var. Yani arkada çok daha büyük bir sorun var. Evet. Yani nokta faiz değil bence. Nedir? Çünkü biz faiz düşse Türkiye'de yatırım ve istihdam ne kadar büyüyor? Faiz çıksa Türkiye ekonomisi ne kadar küçülüyor? Ya bizde faiz düştüğü zaman yatırım ve istihdamdan daha ziyade tüketim ve cari açık büyüyor. Faiz çıksa bu sefer Türkiye'de tamamen ekonomi duruyor. Yani sorunlar o kadar büyük ki arkada bir sistem sorunu var Elif Hanım. Yani o açıdan sorun. Sistem sorununa gelince olay şu. Oysa ki biraz önce, hem yatırımcıyı çekmek hem de üretimin artması açısından önemli değil mi? Yatırımın çok faiz oranlarının çok düşük olduğu veya faiz oranlarının %3500 olduğu dönemde bile yatırım oldu ama faizin %10 olduğu dönemde yatırım daha az olduğu oldu. Mesela geçen gün yatırım teşvikleri açıklandı. 2001 krizinden bile daha düşük yatırım teşvikleri. Yani ortada yapısal bir sorun var. Bu gözükmüyor. Ve Türkiye ekonomisinin sorunu faizinin oranı olmaktan çıktı. Türkiye ekonomisinin sorunu bizzat faizin kendisi oldu. Neden faizin kendisi oldu Elif Hanım? Biz yapısal değişiklik gerçekleştiremedik. Ben İktisat Fakültesini bitirdiğim zaman kendime şu iki sözü vermiştim. Bir, bankacı olmayacağım. İki, memur olmayacağım. Bu iki şeyi söylemiştim. İkisini de oldum. Bankacı olmayacağım dedim. Sebebi şu, faizci olmayacağım. Şimdi bakın bir rakam söyleyeyim size. 2002 yılında Türkiye'deki kredi piyasası 66 milyar lira. Şu anda 1 trilyon 240 milyar lira 2014 yılı sonunda. Yani ekonominin bütün modelleri, bütün kanalları faize bağlandı. Ben AK Parti iktidara geldiği zaman şöyle koltuğa yaslanmışım demiştim ki ortaklık piyasası gelişecek. Farklı bir model. Yani bir piyasa faizse başka bir piyasa ortaklık piyasası. Borsayı da aldık. Borsayı da tamamen faiz piyasasına haline getirdik. Dolayısıyla ekonomi politikaları modeli, yanlış mıydı başından bu yana? Ekonomide uygulanan model özellikle 2009 yılında Türkiye'de bir finans zirvesi yapıldı. Onun ardından çok ben o dönemde Yeni Şafak'ta uzun süre yazdım. Bu model Türkiye'yi
pek iyi gitmez. Türkiye'ye çok sorunlar yol açar. Bu model üretimi kısar, tüketimi artırır. Tüketim modeli. Hatta başlıklarım vardı. Üretmeyin, tüketin. Bu modelin adı diye. Yani 2009 sonrası. Bakın size bir örnek vereyim. 2008'e kadar Türkiye ekonomisinde 100 liralık büyümenin sadece 30 lirası krediydi. Yani 100 lira büyüyorsunuz, 30 lira kredi. 2009 sonrası ne oldu biliyor musunuz? 100 liralık büyümenin 80 lirası kredi oldu. Bu kredi de yabancı sermaye. Yabancıdan gelen. Yani modelde yanlışlık var. Model 2006 yılında bitmesi gereken bir modeldi. Şimdi arkadaki sorun ne? Yani sorun faiz oranı değil. Faiz dedim ya. Bütün ekonominin, bütün çarkları faize bağlandı. Faize bağlandığı zaman biz buna dedim ya, finansal vesayet sistemi diyoruz. Yani bir ülkenin siyasetini parayla kontrol etme yöntemi diyoruz biz buna. Bu başarıldı bayağı Türkiye'de. Merkez Bankası o halde bu diretmesinde haklı ya mıydı? Ya Merkez Bankası diretse diretmese çok fazla önemli değil. Arkada sorun daha büyük. Yani bakın şimdi Durmuş Yılmaz'ı çıkarıyorlar, çok konuşturuyorlar da. Durmuş Yılmaz'a şunu sormak lazım. Türkiye ekonomisinin reel anlamdaki çöküşü Durmuş Yılmaz'ın 2006 yılındaki 400 baz puan faiz artırması. O faiz artırımda dünyada bol para döneminde dolar kuru 1.1'e geldi. Hatta 1 dolar 1 TL'ye eşit mi denilirken Türkiye'nin ekonomisinin reel sektörü oradaki yıkıntıyı hala toparlayamadı. Durmuş Yılmaz'a bunu sormak lazım. Sen Türkiye ekonomisinde o yüksek faizle oluk oluk para gelirken, TL yerlerde sürünürken, TL'nin değerli anlamda söylüyorum. Yani TL o kadar değerlendi ki 1 dolar 1 TL'ye neredeyse eşitleniyordu. Ve reel sektör artık hiç mal satamıyordu. İhracat azaldı, ithalat arttı. Aramalı ithalatçıları arttı. Bizim aramalıcıların hepsi piyasadan çekildi. Hatta Durmuş Yılmaz'a şunu sormak lazım. Bir faizin, Elif Hanım, bir faiz kararı, Merkez Bankası bir faiz aldığı zaman daha ilk etkileri 3 ay sonra ortaya çıkar. İkincil ve üçüncül etkileri 6 ay, 9 ay sonra ortaya çıkar. Durmuş Yılmaz 2008'de 3 ay arayla ters faiz kararları almış birisidir. Ters. Yani bir faiz arttırdı, bir faiz indirdi. Ters kararlar alan. Yani o kadar öngörüsü olan bir şey. Şimdi bizim ekonomide temel şeyimiz, daha yapısal sorunumuz var. Yani onun için bugünkü bu problemlerin çözümünü faizi indirmek, faizi arttırmak, reel sektörün yatırım yapsın demek çözüm değil. Bütün sistemi bankaya bağladık. Her şey bankaya bağlandı. Bir kere sistemi bankacılıktan kurtarmak lazım. Yani faizden kurtarmak lazım sistemi. Sadece bakın faizi öyle bir noktaya getirdik ki Cumhurbaşkanı konuşuyor, piyasayla terbiye etmeye çalışıyorlar. Başbakan konuşuyor, piyasayla terbiye etmeye çalışıyorlar. Piyasa diyor ki benim istediğim şekilde konuşabilirsin. Ne demek bu ya? Ya bir ülkenin siyasetçisine piyasanın benim istediğim şekilde konuş deme noktasına getirilmesi çok acı bir şeydir. Benim çok zoruma giden bir şeydir. Yani bu açıdan söylüyorum. Şimdi faizi indirseniz Türkiye'de başka sorunlar ortaya çıkıyor. Peki ne yapmak lazım o zaman? İşte o noktada şunu söyleyeyim. Türkiye'de temel sistemlerde değişikliğe gitmemiz lazım. Zaten benim dikkatimi çeken şu. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın ekonomik modelde bazı söylemleri oldu. Mesela bu çok ilginç. Üretime yönelme, ekonomik bağımsızlığa yönelik bazı söylemleri oldu. Bence Cumhurbaşkanı'nın faize yönelik konuşması değil, buna yönelik konuşması çok etkili oldu. Bakın Türkiye'de, şimdi diyorlar ki çözüm ne? Çözüm şu, bankacılık sistemindeki kanunu değiştirin kardeşim. Neyi değiştirecek bankacılık sistemi? Neyi değiştirecek bankacılık sistemi? Şimdi bir örnek vereyim önce. Hı hı. Türkiye'de imalat sanayinin milli gelirde ekonominin çekirdeğidir imalat sanayi. İmalat sanayinin milli gelirdeki oranı %23'lerden %15.4'e düştü. Yani imalat sanayi habire küçülüyor. Evet. Başka şeyler büyüyor. Hizmet sektörü büyüyor. Garsonluk falan büyüyor. Şey, ekonomik büyümeye kadar istihdam oluyor. Bunda övünülecek bir şey değil. Bu tam tersi düşünülecek bir şey. İşte herkes gayrimenkulcü olunuyor deniliyor. Şimdi diyorum ki siz eğer bütün sistemi bankacılığa bağlar ve bir sanayici yatırım ve işletmesi için, büyük bir istihdamı artırması için bankaya gittiği zaman o bankacılık kanunu ipotek sistemi derse o ülke kalkınmaz. O ülkede yatırım ve istihdam olmaz, tüketim ve ithalat olur. Bankacılık kanunumuz kefalet sisteminden ipotek sisteminde geçti. İpotek sistemi diyor ki mesela bir fabrika kuracak bir sanayici. Hı hı. Diyecek ki ben burada bak 1000 kişiyi istihdam edeceğim. 50 milyon da para kazanacağım. Ey banka gel bana kredi ver. Banka diyor ki git bana gayrimenkul getir. Herkes gayrimenkulcü oldu. Şimdi
Gayrimenkul çarkının dönmesi için evet faiz oranının küçük olması lazım, düşmesi lazım. Ama yatırım ve istihdamın artması için faiz oranının etkisi geçmiş yıllarla peki kıyaslayın. Peki bu katılımcı bankacılık modeli konuşuluyor. Katılım bankacılığı. Evet. Ama katılım bankacılığı mevcut Elif Hanım. Türkiye'deki katılım bankacılığı da maalesef son dönemde faiz bankacılığıyla eşdeğer yürüyor. Yani riske girme, yatırım ve reel sektöre yatırım ve istihdamda kolaylık sağlama gibi bu noktalarda gerekli işlevi göremedi. Umarım bu yönde peki, adımlar bu atılır da gerekli işlevi görür. Bankalardaki sermayenin büyük bir çoğunluğunun oranını sizler daha iyi bilirsiniz. Yabancı sermaye olmasının etkisi var mı? Bu dolar yükselmesi, işte faizin inmemesi. Biraz önce söyledik 435 milyar dolar evet, Türkiye'nin döviz açığı yani, oluştu. Yani hem diyelim borsada var, bankacılık sistemi içerisinde var. Fakat şöyle bir şey yani dışa bir açık bir ekonomisiniz. Sonuçta yeteri kadar kaynağınız yoksa, tasarrufunuz yoksa ya bunu ya işte hani dışarı açık olduğunuzda bu yabancı sermaye bu ülkenin tüm alanlarında geliyor. Yani buna da zaten bunu gelmesi için de yatırım ortamını iyileştirmeniz gerekiyor. Yani bu dönemde Türkiye'nin hani yatırımı böyle hani reddetme ya da yabancı yatırımı ayrıştırma ya da hani yabancı yatırım konusunda çok böyle farklılaştırma yapma zaten lüksü yok yani bu dönemde. Önemli olan hani bu yabancı yatırımcı geldiğinde yani Türkiye'nin kendisine belki hani belli öncelikli alanlar seçmesi gerekiyor. Özellikle de diyelim yapısal bazı problemleri varsa mesela şu anda bence de hani özellikle bu enerji konusunda Türkiye'nin gittikçe de böyle merkez olma bir süreci yaşıyoruz. Başta Güney Gaz Koridoru dediğimiz işte önümüzdeki hafta da bunun temel atma töreni olacak Kars'ta. Yani şimdi enerjiyi baz aldığımızda yani belli mesela bu çok önemli bir sektör çünkü hem Türkiye'nin az önce bahsettiğimiz o ticari açık, dış ticaret açığı, ithalat anlamda önemli bir sektör. Üretimi anlamda da 455 milyar dolar 2003 yılında. Tabii yani ortalama 50-60 milyar dolarlık her yıl bir ödememiz var. Yani bu ödemenin hem azaltılması konusunda dışa bağımlılığın azaltılması, işte ülkenin rekabet gücü sağlanması, daha düşük rekabet gücü demek daha düşük maliyetle siz ürettiğinizde bunu ihracat etme imkanınız oluyor. Diğer taraftan da Türkiye'nin burada merkez olmasıyla buraya gelebilecek önemli miktarda işte yatırımcı olacaktır enerji anlamında. Çünkü bu enerji yatırımcılar da gerçekten öyle hani az buz yatırımcı değil. Yani belki yani bizim o bankacılık sisteminden daha yüksek miktarda paranın ülkeye gelmesi demek. Artı dünyanın bundan sonraki sürecinde sonrasında enerjinin gittikçe önem kazanması, doğalgazın mesela önem kazanacak olması zaten şu anda önemli bir sektör. Yani tüm aktörler belki burada olacak ya da buradaki aktörler kim? Azerbaycan, işte Türkmenistan, Kuzey Irak, Kürt bölgesi, İran, belki Akdeniz'deki kaynakların buraya gelecek olması. İşte İstanbul, Borsa İstanbul'un altında enerji borsası işte kuruldu. Rusya ile belki yapılan bu bağlamda Rusya, anlaşmalar. Tabii, Rusya'nın akımının yönünü Türkiye'ye yönlendirmesi yani önümüzdeki özellikle 2018 sonrasında çünkü ilk gaz akışı TANAP'la beraber yani Azerbaycan'daki bu gaz akışı 2018 sonrası belki o hani Güney Türk akımı olarak adlandıran Rusya'nın bu gazının da Türkiye'ye gelebilecek olması hem yatırım anlamında enerji işte faturasının azaltılması, rekabet gücünün kazanılması, bu kaynağın paraların buraya akacak olması yalnız bu bölgeyi değil yani Hazar bölgesi, Orta Doğu, çünkü dünyanın üçte ikisi enerji kaynakları bu bölgede. Körfez'deki kaynağın, sermayenin, yabancı yatırımın buraya gelebilecek olması konusunda da önemli bir işaret olacaktır. Yani bizim en büyük yapısal problem belki hani bu faiz döviz konuşuyoruz ama yani geriye döndüğümüzde bunun nedenleri, sebepleri nedir aslında burada aramak lazım. Peki burada mesela en çok Batı medyasına da bakıldığında, işte küresel sermayeye, küresel aktörlere bakıldığında Putin ve Erdoğan köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor sanki. Sadece Türkiye değil. Hayır. Çok mu komplocu bir? Hayır, yok, komplo değil doğru çünkü yani enerji merkezi Türkiye.
Türkiye'nin enerji merkezi olması Rusya'nın dışarıda kalmaması anlamına geliyor. Yani bir yanda kuzeydeki Türkiye'den yana tavır alıyor ve bütün anlaşmaları neredeyse yani şimdi, batıya bağımsız kalarak beraber yapalım. Beraber diyor, değil mi? Yapması gerekiyor. Çünkü kuzeydeki hani o rotanın bir yanda Türkiye'ye dönmesi, yani hem Türkiye ile Rusya arasında, Putin ile Erdoğan arasındaki hani ilişkinin bundan sonraki süreçte hani bu piyasanın en önemli aktörlerinden birisi olduğu anlamına da geliyor. Hem burada Türkiye'nin böyle bir süreci var. Yani Türkiye'nin enerji konusunda, merkez olma konusundaki çabalarının ürünü olarak da en büyük aktörlerden birisi Rusya'nın burada olması, diğer ülkeler bir anlamda hani ne oluyor, ne bitiyor gibisinde soru işaretlerinin oluşmasına da neden oluyor. Ama bu Türkiye'nin hem kendi enerji arz güvenliğini, geleceğini, ekonomisini, uluslararası ilişkiler anlamda önemli bir çıkış yapmasına, diğer taraftan da Avrupa'ya bağımlılığın azaltılması ya da Avrupa ile ilişkilerinde bundan sonraki bu enerji noktasında, konusunda çok daha farklı bir ilişkimiz de olacaktır. Yani hani böyle yalnız Avrupa Birliği'ne işte bağımlı olan bir ülke ya da işte girmesi konusunda neler yapılabilir değil de bizim de enerji konumuz var. Yani Türkiye'nin bu konumu var. Türkiye bu konumu da kullanarak bir şekilde hani daha eşit ilişki içerisinde bu süreci yönetmeye çalışacaktır. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, Ülke TV ekranlarında Söz Bitmeden programındayız. Tekrar ekranlarını yeni açanlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve ekonomi yazarı İbrahim Kahveci konuğum. Merkez Bankası'nı konuştuk. Türkiye'deki faiz sistemi, siz dediniz ki faiz inemez çünkü o zaman cari açık. Yanlış anlatıyorum herhalde. Ben tekrar söyleyeyim. Türkiye'de faizin inmesi de bir sorun. Yani faizi indiği zaman sorun, ithalat ve cari açık artıyor. Evet. Faiz çıktığı zaman ekonomi hepten duruyor. Arkada daha büyük bir sorun var. Yani faiz indiği zaman o inen faizle gelen sermayenin ve oluşan yatırım ortamının reel sektöre üretim ve yatırım olarak, yani insanlar ne olacak? Fabrikalar kurulacak, insanlar fabrikalarda iş bulacaklar, ücretleri artacak filan. Bu şekilde ekonomik gelişim topluma yayılacak. Peki bunun arkasında... Bu kesik. Bunun arkasında sorun var. O sorun ne? Mali sektörde kurulan yapı, Türkiye'de mali sektörde, finans sektöründe öyle bir yapı kuruldu ki, o yapı Türkiye'ye oluk oluk gelen parayı fabrikalar kurulmasına aktarmıyor, tüketim olarak topluma başka bir şekilde aktarıyor. Perdenin önünde vatandaş ne görüyor? İşte 65 yaşında yaşlılık maaşı alıyor, 47 yaşında emekli maaşı alıyor. Herkes memnun. Suni bir iyileşme mi var bu, o zaman? Bu şeyi gösterdi. Öyle anlıyorum ki yani bir göstermelik bir iyileşme var. Ama arkada kriz çok büyük. Hayır, kriz çok büyük anlamında söylemiyorum. Bizim her yıl 40-45 milyar, 50 milyar dolar civarında yabancı sermaye çekmek için bir makul faiz vermek durumunda. Biraz önce dedim ya Ali Babacan'ın makul getiri diye bunu tartışmadık. Şimdi Türkiye eskiden %7-8'lik büyümelerde enerji dışında cari açık verirdi. Normal %4-5'lik büyümelerde enerji faturasının da yarısını karşılardı aşağı yukarı. Ama şimdi %3'ün, %4'ün üzerinde geldiği zaman, az bir şey büyümeye kalktığı zaman enerji dışında da cari açık vermeye başlıyor. Orada bir yapısal bozukluklar var. Peki kur sabitleme mümkün değil mi? Ya bu sorun şeyde değil ki. Bu sorun kuru sabitlemeyle, silah zoruyla, şununla bununla olacak bir şey değil. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için sorunu sadece faizde görmeyelim. Yani faizin inmesi ve çıkmasına uğraştığımız kadar bence daha fazla, daha büyük oranda Türkiye'de finans sisteminde kurulan o yapıyla ilgilenelim. Bankacılık kanununu tüketim kredileri verecek yerine üretim kredili verecek şekilde yeniden düzenleyelim mesela. Mesela işte devlet, mesela Türkiye'de devletçiliği hiç konuşmuyoruz. Devlet 67 milyar dolarlık mal sattı ama hala 3 milyon 400 bin tane devlet personeli var. Devlet büyüyor. Devlette ücretler de büyüyor. Devlet aynı zamanda 10 milyon 800 bin emekliye para veriyor ve dolayısıyla 450-500 milyar dolar
500 milyar lira para çekiyor ve bunun neredeyse tamamını tüketime yönlendiriyor. Devlet memurluğu. Bu yapıları yapısal değişik lazım Türkiye ekonomisinde. Çok daha yapısal değişik lazım. Türkiye ekonomisinin reel sektör üzerinden büyümesi açısından. Yoksa aksi takdirde Türkiye'nin işte 40 milyar doları, işte 2014 yılında 45 milyar dolar cari açık olmuş, 45 milyar dolar da sermaye gelmiş. Başa baş geldiği zaman bile sorun oluşturuyor. Yani bırakın yabancı sermayenin döviz getirmesini, az getirmesini. Bir noktada mesela yabancı sermaye Türkiye'den döviz çıkışı derse ne yapacağız? Peki kamu bankaları faizi düşürebilir mi? Ya şimdi kamu bankaları tabii yani özel bu bankalar önemli faktör aktörlerden birisi. Yani kamu şu anda zaten yapıyor yani kaynak dağıtımını ya da kredilendirme anlamda yapıyor ama kamunun gerçekten burada yani önemli rollerin olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela siz Anadolu'ya gittiğinizde, çünkü üretimden bahsediyoruz. Üretim gerçekleştirilmesi için yani tüm bölgelerin bu üretim sürecine katılması gerekiyor. Yani bu kamu bir şekilde bu kredi kanallarını açtığında oradaki üreticilerin de bu sürece girip bu hani üretimi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kamu bankaları önemli. Diğer taraftan da yani biz hani şey geziyoruz ya, hani Anadolu'da birçok işte bu çözüm süreciyle beraber yeni işte ortamın güvenli olması, insanların hani orada artık kalma konusundaki isteklerini görünce yeni hani üretimin dışında insanlar hani hem ticareti işte geliştirme anlamında belki de hani bir sonraki süreçte üretime katılma anlamında üretim işte teşvikler veriyor mesela. Bu teşviklerin çalışması anlamında gerçekten hani oralarda bu bölgelere uygun eylemlerin gerçekleşmesi lazım. Yani mesela diyelim 6. bölgede teşvik var ama bakıyorsunuz belli sektörler dışında diyelim hani enerji konusu dışında HES konusunda çok çalışmıyor. Yani bunun ötesinde belli istisnalar, belli işte ödemesiz dönemlerin belli, çünkü mesela Doğu Akoy Erzurum'da diyelim işte kış şartlarının ağır olması, insanların üretimden çekilmesine belli bir dönem sonra bakıyorsunuz üretim gerçekleşmiyor. Siz hani belli istisnalar verdiğinizde orada gerçekleştirilecek üretimin ülke ekonomisine katkısıyla, yani şu andaki zaten bir katkısı yok. Dolayısıyla hani yapacak katkı hem bölgeye bir katkı olacaktır hem ekonomiye uzun dönemde bir katkısı olacaktır. Yani daha böyle detaylı her bölge için, her şehir için farklı herhalde uygulamalar bu yapmak lazım. Bu teşvikler de bankacılığa bağlı olduğu için mesela Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Borsa Başkanları'yla konuşuyor. 6-8 Ekim olaylarından sonra bütün teşvikler bankacılığa bağlı. Bankaya gidiyor adam. Alması için gayrimenkul istiyor banka tabii ki. Doğru. 6-8 Ekim olaylarından sonra bölgedeki bankalar Güneydoğu'daki gayrimenkulü değersiz saydı. Şimdi Güneydoğu'da görüntüde teşvik veriyorsunuz. Ama o teşvikten yararlanmak için bankaya gitmek zorundasınız. Banka diyor ki sizin diyor ipoteğinizi kabul etmiyorum. Diyarbakır'daki arsa sıfır değerli kabul ediyorum. Doğru. O zaman şöyle herhalde. Güneydoğu ve Güneydoğu'da yatırım yapmak için İstanbul'dan Ankara'dan gayrimenkul durumundan. Biraz önce anlattım ya size. Evet. Sistemin sorunu faiz olmaktan çıktı. Sistemin sorunu mali sektörde, finans sisteminde öyle bir yapı kuruldu ki Türkiye'de. Sistem başka bir şeye bağlandı. Yerel üretim artması herhalde gerekiyor. Her şey bankacılığa bağlandı. Üretim toplumu derken tabii, biz hep dış yabancı yatırımcıyı konuşuyoruz. Ama biz kendi potansiyelimizi konuşmuyoruz. Kendi yani. Üretimimizle aynen. Alakalı kolaylıklar. Yani aynen öyle. Mesela yatırım ortamı yalnızca gelebilecek yabancı yatırımcı için değil yani. Kendi yatırımcılarımız için de bu ortamı sağlamamız gerekiyor. İnsanların üretime katılması gerekiyor. Yani yalnız İstanbul, Ankara'ya da hani Gebze, yani bu alanda bir üretim dediğimizde bu alan aklımıza geliyor. Yani biraz da diyelim bir sürü işte cazibe merkezleri var. Bir anlamda işte GAP diyoruz, işte DAP diyoruz, DOKAP diyoruz. Evet. Yani bu bölgelerin de ekonomiye katkısı yalnız yani üretim anlamda değil ama üretilenlerin de hani ticaretle diğer bölgelere, ülkelere gönderilmesi gerekiyor. Yani hem ulaşım anlamda hani kuzeyden güneye, doğudan batıya bu iletişim, ulaşım hatlarının sağlanması gerekiyor. Kurulması lazım. Kurulması. Şu ana kadar. Evet. Bir yani bunu küstürülmüş ve artık hani tarım alanlarını kullanmayan çiftçiler var. İnsanlar üretimine çekiliyor. Mesela pirinç üretiyorsa dışarıdan ithal edilen
pirinç daha ucuza getirildiği için bir dönem ülkenin ekonomik istikrarsızlığı. Şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Türkiye'de mesela 80'li yıllarda devlet milli gelirin 14 lirasını, %14'ünü alıyordu vergi olarak ve bunun da yaklaşık 46'sını, %46'sını yani yaklaşık yarısını yatırım, yol, su, elektrik olarak yapıyordu. Şimdi biz devlet, biraz önce dedim ya, vergi topluyoruz ama tüketime aktarıyoruz. Evet. Yani %50 düşünebiliyor musunuz? Topladığınız verginin yarısını yol, su, elektrik yapıyordunuz. Şimdi 450 milyar liralık şeyi topluyorsunuz, bütçe yapıyorsunuz, %10'u yatırım. Derhal yani bizim o kadar yapısal sorunlarımız birikti ki biz bütçenin, merkezi bütçenin en azından yarısına, %20'sini, 30'unu yatırıma, yol, su, elektrik olarak Muş Ovası'nda bir şey yetiştirseniz o yetiştirdiğiniz ürünü İstanbul'a getirmek zaten başlı başına para. Yani o açıdan şeyleri, arkada biriken sorunlar bayağı bir şey birikti. Onları çözmek için temelde bir şey değişimine gitmek lazım. Belki zihniyet bugünkü değişimine. Toplantıdan son dakikamız toparlıyoruz. Bugünkü toplantı bu bağlamda. Bence yani kurumlar arasında yani bu yani hükümet anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nın çağırıp konuşması, briefing alması kadar normal bir şey yoktur. Yani bunu yapılması gerekiyor. Hani bunu siyasi baskı olarak almamak lazım. Bunu sıkça yapmak lazım. Hatta yani ekonomik kurumları Türkiye'de gerçekten sıkıntılı. Yani bu senkronizasyonu mutlaka daha da yani bu sürecin hızlandırılması konusunda, ekonomik sorunların masaya yatırılması konusunda da buna çok da ihtiyaç var. Peki, çok teşekkür. Bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle. Onu da Merkez Bankası'nı diyeceğim. Biraz önce arada açıkladım. Merkez Bankası'nın politikası da tamamen yeniden gözden geçirmesi lazım. Şu söyleyeceğim. Merkez Bankası'nın bütün ürünleri alıyor. Diyor ki mesela ben ekmeği kontrol edemem. Ekmeğin şeyi zorunlu tüketimdir. Ama faizle araba alımını, ev alımını kontrol ederim, yönlendiririm. Kontrol edemediği ürünleri çıkarıyor. Kontrol edebildiği ürünleri, toplam ürünlerin %52'si o. Evet. I endeks diyor. Merkez Bankası'nın kontrol ettiği enflasyon bile kontrol etmediği enflasyondan daha yüksek. Tamam. Merkez Bankası'nın politikası sorumlu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, bir programın sonuna geldik. Program konuklarım Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ydi. Yarın akşam görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.